Şehrin saygıdeğer güzel insanları, sevgili kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, bugün Kırşehir'de farklı bir gün yaşıyoruz. Bir taraftan Ahi Evran'la yeni bir döneme giriyoruz ve Ahi Evran'ın tüm ahlak anlayışını, özellikle esnaflıktaki anlayışını anıyoruz ve ödül törenlerimizi gerçekleştirdik. Gerçekten büyük bir katılımla bu toplantıyı gerçekleştirmek bizlere ayrı bir şevk, ayrı bir onur verdi. İlk olarak 34. Ahilik Etkinlikleri Haftasında ülkemizin farklı köşelerinden esnaf kardeşlerimizle burada buluşmuştuk. Biliyorsunuz 2021 senesi UNESCO tarafından Ahi Evran Hazretleri'nin doğumunun 850. yıl dönümü münasebetiyle Ahi Evran yılı ilan edildi. Bu sene aynı zamanda vefatlarının 700. ve 750. seneyi devriyesi olması hasebiyle Yunus Emre ve Hacı Bektaş-ı Veli yılıdır. Sene başından beri düzenlediğimiz çeşitli programlarla ülkemiz, milletimiz ve bu topraklardaki medeniyet birikimimiz açısından büyük önem ve mana taşıyan bu yıl dönümlerini hakkıyla değerlendirmeye çalışıyoruz. Bilhassa istikbalimizin teminatı olan gençlerimizin Anadolu'nun manevi mimarlarını tanımasını, anlamasını arzu ediyoruz. Bugünkü buluşmamızda hem esnaf kardeşlerimizle hasbihal ettik, hem de Ahi Evran'ın geride bıraktığı eşsiz mimarını özellikle burada yarışmalarda derece alanları tanıdık. Şimdi de Kırşehir AK Parti yeni binasının açılış heyecanını sizlerle beraber yaşıyoruz. Yaklaşık 1000 metrekarelik bir hizmet binasıyla bundan böyle inşallah Kırşehir'de çok daha farklı bir AK Parti etkinliğini yaşayacağız. Evet, yeni il başkanımız Seher Hanım'la beraber, yeni yönetimle birlikte inşallah Kırşehir'de AK Parti'nin bu döneminin çok daha farklı olacağına da inanıyorum. Kırşehir'in merkezine yakın Burhan Ulutan Caddesi'nde yer alan 4 katlı bu binanın tefrişatını gerçekleştirerek portimize ve şehrimize kazandırdık. Her alanda olduğu gibi elbette siyasi faaliyetlerde de modern ve geniş binalara sahip olmak gerekiyor. Atalarımız bunun için şerefül mekan bilmekin demişlerdir. Yani bir mekana şeref katan oradaki insanlardır. Şimdi de yeni yönetim inanıyorum ki bu binaya yeni bir zenginlik ve yeni bir güç katacaktır. Az önce Seher Hanım'ın da ifade ettiği gibi inşallah kapı kapı dolaşmak suretiyle girilmedik mekan, çalınmadık kapı bırakılmayacak. Ve böylece 2023 Kırşehir'de gerek Cumhurbaşkanlığı gerekse milletvekilliği seçimleri için yeni bir dönemin adresi olacak. Az önce Binali Bey'e söz verdiniz. Bunun için yoğun bir şekilde çalışmaya hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Günümüz kutlu olsun. Geleceğimiz hayırlı olsun. Yeni hizmet binamız
Kırşehir'imize, Kırşehir siyasetine hayırlı olsun diyorum. Sağ olun, var olun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kırşehir AK Parti il binamızın açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Hazır mıyız? Binali Bey'in yerine ne arıyorsun? Hazırız değil mi? Hizmet binamız Kırşehir'imize, siyasi hareketimize hayırlı olsun diyorum. Ya Allah! Bismillah. Makaslar, makaslar size hatıra. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Kesin.